Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Yaklaşık bir saat sürecek programımız bu süre içerisinde de Osman hocamızdan bu sorunun cevabını detaylarıyla, ayrıntılarıyla almaya çalışacağız. Soruya geçmeyelim. Yine her zaman olduğu gibi mikrofonu hocamıza bırakalım. Buyurun efendim. Efendim her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde bizi dinleyen dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Niyazında bulunuyoruz. Hastalarımız varsa Cenab-ı Hak Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Dertlere deva ihsan eylesin. Sıkıntı olanların sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. da eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Eğer içeri gelenler varsa Rabbim onlara da iman, selameti nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bizlerin de ahir vakıfetini hayır eylesin. Ahir zaman fitnesinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin inşallah ta'ala. Amin. Hocam e, herkes yaptığının karşılığını görür. Görecek. Buna e, inanıyoruz, iman ediyoruz. Şimdi bu meşhur bir söz aynı zamanda. Hani ne edersen onu biçersin ne ekersen onu biçersin diye atasözlerimiz var ya. E, buradan da herkesin malumu olan bir konu. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Siz detaylarıyla anlatacaksınız ama bir başlangıç olsun diye. Yani herkes yaptığının karşılığını görür derken hiç es geçilecek bir durum yok mudur? Arada kaynayacak bir durum yok mudur? Ne bileyim ya bu önemsizdir, bu ayrıntıdır, buna kafaya takmayalım hmm, denecek bir durum yok mudur bizden hesap sorulurken? Şimdi, Ufacık bir şey olsa bile bunun hesabı var mı yani? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri anlatırlarken, kitaplarında anlatırlarken... allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olarak bildirdiği bir hükmü bildiriyorlar, önümüze koyuyorlar. Ve onu bildirirken, onu naklederlerken de Ehl-i Sünnet alimleri şu ifadeyi de kullanmışlar. allah Teala'nın gönderdiği dinlere kanun-u Rabbani ifadesini kullanmışlar. Yani allah Teala'nın kanunları. Evet. Değişmez o. Değişmez. Ee, Cenab-ı Hak o bildirmiş. Nedir o? Zilzal suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde mealen Allah-u Teala buyuruyor ki zerre kadar iyilik eden onun mükafatını görecek. Zerre miktarı kötülük işleyen de onun cezasını görecektir. Buyurun. Evet cevabımızı aldık yani. Zerre miktarı deniyor çünkü. Evet. Ufacık da bir şey olsa demek ki bu karşılığı eh, var. Bu emniyet ya, geç falan. bu, bu teferruattır e. filan hani e. öyle bir şey yok. Yok. Yani. Hmm. Şimdi bir Şehzade Şiraz'ı yeter mi yoksa e, Mesnevi'de mi ...ne anlatılır zaman zaman İslam ve Toplum programında da naklediyoruz ya. Vaktiyle bir kıtlık olmuş. Hayvanlar da bizar olmuşlar. ...işte hayvanlar kralı aslan yanında kurt, tilki beraber geziyorlar. Merkep de var demişler ya bizim bir hatamız kusurumuz vardır. Kıtlık olmasının sebebi budur. Muhakkak bir, bir şey yaptık biz. E, ne yapalım? E, ne yapacağız demişler ya. Bir mahkeme kuralım. Herkes suçunu itiraf etsin. Cezalandıralım. Böylece diyor Rabbimiz de bize yağmur gönderir. Tilki hakim koltuğuna oturtturmuşlar. Önce aslan gelmiş. Alat takarım suçunu demiş. İşte ben demiş 3 çobanla 3 sürüsünü hallettiydim. ...oha demiştim büyüklüğüne göre bu suç bile değil... ...geç geç demiş falan. İyi. Sıra gelmiş kurta... ...söyle bakalım demiş sen ne yaptın? Ee, ben de demiş bir demiş böyle... demiş Suriye girdiğim zaman bir koyun kafi geldiği halde... ...sekiz on tanesini öldürüyordum falan. Ee, seninki de bir şey değilmiş önemsiz değil... ...geç seninki de. Sıra gelmiş merkebe eşi. Söyle bakalım demişler senin e, suçun neydi? Bana demiş ben demiş... ...bir buğday tarlasının kenarında otlarken bir buğday tanesi bir buğday e, başağı başağı otların arasına böyle eğilmiş. Fark edemedim. O buğday başağını koparıverdim. Tamam diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bulduk. <gülüyor> Bütün suç sende. <laughs> Bütün suç sende. Güzel. <laughs> 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 böyle bir şey de anlatılıyor. Böyle bir şey anlatılıyor. Bu zalimlerin hakim olduğu dönemdeki isimle adalet dedikleri adaletsizliğin variscası. Ahirette böyle olmayacak. Allah Teala kanunu koymuş. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor gibi hatırımda yanlış hatırlamıyorsam. Boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak. Evet. Ha biz boynuzluya koç diyoruz ama hadis-i şerifte öyle geçiyor. Evet. Boynuzsuz koyun boynuz boynuzdan hakkını alacak. Çünkü orada mutlak adalet tecelli edecek. Mutlak ama. Hatta büyüklerden bir zat... ...belki hatırlarsınız İslam ve toplumdan nakletmiştik. Zaten ismi hatırımızda değil şu anda. Bir gün talebelerine buyuruyor ki... ...yarın mahşer günü... ...onun için bir sapı yutuyoruz yani. Çok tövbe istiğfar etmemiz lazım. Ağzınızdan çıkan... ...her kelimenin hesabını vereceksiniz. Her kelimenin? Evet. Her sözün, her kelimenin hesabını vereceksiniz. Tabii... ...talebeler her asırda oluyor böyle... Bizim gibi onlar da aynı şekilde anlayışı kıt. evet, tabii bizi yalan dedikodu falan. O Bu söylediğim buyururlar. Doğru sözler için buyuruyorlar. Bu söylediğim doğru sözler için. Zaten yalanın, gıybetin, dedikodun azabı var buyuruyor. Zaten onun azabı var. Allah rahmet eylesin. Efen abiler hep anlatırlardı. Yaptığınız ve söylediğiniz her şey ne varsa. Ahirette bunun için yaptın, niçin söyledin? Bu niçin sorusuna bugünden hazırlanın. Niçin yaptın? Niçin aynı şekilde söyledin? Bunu hazırlanın. Bu, bunu her şey için geliştirmek mümkün. Yani Tabii. niçin baktın, niçin duydun, niçin dinledin, niçin gittin, niçin gittin, niçin tuttun, niçin tuttun, niçin bağırdın, niçin ağladın, niçin sızladın yani. Hani token niçin yedin dişikirdim. Yani niçin niçin yedin? Hadi açken de niçin yedin. <laughs> değil mi? Yani. Hangi niyetle yedin yani? yani hangi hangi maksatla yedin? yedin? Tabii. Yani hepsini soracaklar. E şimdi bütün bunlar böyle birleştirince onun için Evliya-i Kiram başını kaldıramıyor ya. Başını kaldıramıyor ya. Hani Fuday bin İyad Hazretlerini ziyarete gelmişler falan. E bakmışlar tedirgin olmuş. Fuday bin İyad gelenler de hissetmişler. Sizi rahatsız mı ettik demişler elbette demiş rahatsız ettiniz lüzumsuz bir şey için geldiniz. Siz gelmeseydiniz ben şu kadar namaz kılacaktım. Şu kadar aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuyacaktım. Şu kadar zikir yapacaktım. Benim vaktimi çaldınız buyuruyor. Vaktimi çaldınız diyor. Eee gel bakalım oturalım da iki beşlik bozalım lafın belini kıralım. İyi de hangi lafın belini kıracaksın? Ne için kur, kur, yapıyorsun onu? Hangi masrafta söylüyorsun? Zaman da? geçirelim. Ha zamanı öldürelim diyor zaman zamanı geçirelim. öldürelim. Ee, ve bu zaman verilmiştir ve netice itibariyle bunun da hesabı sorulacaktır. Ee, bizim bir şey dikkatimiz çekmişti. Mesela tam ilmih-i hasadeti ebediydi. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya kitabı, e, kimya kitabından nakledilerek orada e, bir şey bildiriliyor. Mal, e, işte mala hayır buyurulmuş. İsraf anlatılıyor orada. İsrafın kötülüğü anlatılıyor. Orada bir şey dikkatimi çekti. İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi teala aleyh. E, israfı öyle mi anlatıyor ki israfı öyle mi anlatıyor ki e, ...zihinde kalabilmesi için bir misal verilmiş. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'a... ...işte tanrılığın ilan etti. ...ben tanrıyım diye kötülemiyor. Evet kötüleniyor ayrı bir mesele de... ...fakat o israf edenlerdendi diye... ...bildiriliyor. O israf edenlerdendi. Ben bunu okuyunca daha dikkatli bir şekilde... ...o mevzuyu ne demek isteniyor falan. allah Teala zaman vermiş. Niye israf ediyorsun... Yani onu yaratana karşı sen yaratmışsın ama benim için lüzumsuz bir şey. Ve hatta göz vermiş hayırlı şeylere bak sen istediğin gibi kullanıyorsun falan. Senin emirlerin vız gelir tırıs gelir gider. Hafife alıyorsun Allahu Teala'yı. Veya aynı şekilde diğer şeyler de öyle. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetleri yiyecek olsun, giyecek olsun, kullanacak olsun ne varsa. Ne varsa. Ben parasını verdim. istediğim gibi yaparım falan. Veren Cenab-ı Hak'tır. Para sadece senin olması için bir sebeptir. Onun için bu yapılanların hepsinin hesabı tek 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 sorulacak mı? Evet sorulacak. Efendim ben işte yaptım yanıma kar kaldı. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar, kar kalmaz. Hiç kimsenin ama. E, yani e, efendim yani bu tamam bu kötülük için ama yani yapılan iyilikler de öyle mi? Elbette öyle. Yapılan iyilikler de öyle samimi olarak yapılan tövbeler, istiğfarlar, samimi olarak söylenen salavat-ı şerifeler veyahut da kelime-i tevhid, kelime-i temcid bunlar da aynı şekilde yapılan samimi dualar da mutlaka zayi olmaz. O diyeceksin ki ya bizi belki dinleyenlerden ya siz pek uçuyorsunuz galiba falan ben çok dua etmiş faydasını görmedim falan diyenler de olabilir. Olabilir. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri Bizim de hatırımıza geliyordu ama kitaplar okudukça okudukça insan böyle hatırına gelenlerin hepsine de tövbe istiğfar ediyor ondan sonra. Abdülkadir Geylani Hazretleri de talebelerime anlatırken buyuruyorlar ki hiçbir şey zayi olmaz. İndi ilahi de mutlaka karşına çıkar. Bir şey anlatıyorlar orada. Buyuruyorlar ki bir kimse cehenneme girmiş. Ölmüş, diriltilmiş, mahşer kurulmuş bir insanlar cehenneme gitmiş. Cehennemde işte cehennem ateşi gelirken birisi çıkıyor bunu böyle koruyor. İşte soğuk geldiği zaman geliyor bunu koruyor falan. Ondan sonra cık, adam tabi bir, iki, üç, beş falan derken demiş arkadaş burası cehennem demiş ya. Kimse kimseye yardım etmez. Sen kimsin ki bana yardım edip duruyorsun? O dermiş ki hani sen dünyadayken falan zamanda bir dua ettin. ettim de demiş kabul olmadı. Oldu demiş. E oldu da demiş cehennemdeyim. Cehennemdesin ama demiş Allah-u Teala beni yarattı gelen ateş veya da soğuk veya da benzeri azaplara karşı korumakla görevliyim ben demiş. O duan bereketiyle. Yani Abdülkadir Gelen Hazretleri buyuruyor ki yapılan hiçbir şey zayi olmaz. Yaptığın kötülük de karşılığını görür. Yaptığın iyilik de iyi ameller de mutlaka karşına çıkar. Mutlaka çıkar ama. Zerre kadar iyilik ve kötülük yani. Evet ayet-i kerimede buyurduğu evet, onun gibi. Onun karşılığı. Zerre kadar iyilik ve kötülük mutlak şekilde karşısına çıkar mı karşısına? Yani zayi olmaz ben yaptım da işte falan yok öyle değil o. Ee, bazen mesela dua aa, bahsi anlatılırken kitaplarda allah Teala bazı kulların duasını kabul eder fakat dünyada vermez buyuruyor. O kulda der ki ben çok böyle berbat bir kulum. allah Teala benim gibi duasını kabul etmiyor. Yani mahşer günü ey kulum o duanın karşılığı bu. Veri verecekler. Buradaki verdiği geçiciydi. Ama orada onun olacak. Hatta orada böyle diğer insanlar bakacakmış. Dünyada dua etmiş, karşılığı dünyada verilmiş. Tüh tüh diyeceklermiş ya. Bizimki de dünyada verilmeseydi de burada verilseydi. Çünkü dünyada verilen gidici. Kalıcı değil. Burası öyle bir yer. Dünya gibi fani yani. O da. Dünya gibi fani. Ama ahirette verilenler öyle değil. Seninle kalıyor. Ebedi. Seninle beraber kalıyor. ...diyeceklermiş keşke biz de öyle olsaydık. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri anlatıyor. Bu hakikaten kitabın yayınlamış olduğu Kıyamet Ahiret kitabında. Orada mesela grup grup insanlar mahşer günü getirilir. İşte fakirler getirilir, zenginler getirilir, amalar getirilir. Ama o amalardan e, e, salih olanlar... ...iman etmiş, namazını kılmış, isyan etmemiş, sabretmiş. Cenab-ı Hak böyle ama olarak, imanı kurtararak ahirete giden salih kulları için onlardan özür diler gibi muamele edermiş onlara. Her şeyi sahibi bak. Ha. Göz de vermez, dil de vermez, el de vermez, ayak da vermez, ermezse vermez yani. Ya. Kim hesap soracak ki? Onlara dermiş ki ey kullarım ben sizin dünyadayken göz nurunuzu aldım ama bak size şunu vermek için. Eğer razı değilsen şunu da, vereyim, şunu da vereyim, şunu da vereyim, şunu da vereyim. Veren o. Diğerleri böyle bakarmış onlara verilenleri görünce tüh dermiş ya. Benim de dünyadayken gözüm aynı şekilde görmeseydim de bunlara kavuşsaydım ama kolay iş değil. O kolay iş değil. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam Eshab-ı bir zat bir harpte işte gözüne ok geliyor falan geliyor e, de gösteriyor falan. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü alıyor yerine koyuyor. Yerine koyduktan sonra işte e, mübarek tükürülüyle de şey yapınca şimdi bizi e, dinleyenler içerisinde Umre'ye gidenler olmuştur. Medine-i Emine Uhud Dağı gözüküyor. Medine-i Münevvere'de Uhud Dağı'na bakıyor, dağın üstündeki çakıl taşlarını görüyor. Bak Uhud Dağı'nı değil, Uhud Dağı'ndaki Dağı Dağı de. o kayaları da değil, çakıl taşlarını görüyor. Göz o hale geliyor yani. Evet. Onu Resul görebilecek evet. hale geliyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a deyince. Resulullah Efendimiz buyuralar ki... ...gözüğün böyle kalıp yarın ahirette bunun hesabını vermek mi murat edersin yoksa karşılığında cennet mi istersin? Çok uyanıkmış o zat da. Yarın kefil olur musun diye. Cennet. <laughs> kolay değil tabii ya. Tabii. Resulullah Efendimiz kefil olurum deyince o görmesi geri alınıyor. O müthiş bir şey o. Ya dağın üstündeki çakıl taşlarını görecek duruma geliyor. Ama arkasında bir şey var. Bunun da hesabı var diyor. Sorulur. Sorulur, sorulacak. Bunun hesabı da sorulacak. Sana diğerlerinde olmayanı verdiydim onunla ne yaptın diyecekler. Bize de sorulacak. Mesela biz radyo yayını yapıyoruz Degenet FM'de. İslam ve toplum. Ondan sonra gönül pınarı yapıyoruz. Mecbur muyuz? Mahkum olsun. Niye? Allah Teala bize ehl-i vermiş. Ondan sana sevdiklerinin sevgisini ihsan etmiş. Böyle bir de imkan vermiş. Efendim ben ustayım da, ustayım da, işte hastayım da falan. Deme hakkın yok. Hayatta olduğu müddetçe devam edeceksin. Ha diyecekler ki yok senin işin bitti hadi günü. tamam mı? Diyecek bir şeyin söz konusu değil. Ama öbür türlü yarın mahşer günü ben size böyle bir imkan verdiydim. Bu bildiklerinizi niye orada anlatmadınız? Niye bu kitapları tavsiye etmediniz? Efendim bizi kimse dinlemiyordu. O kita tavsiye ettiğimiz kitapları da okumuyorlardı. Allah Teala buyuracak sana ne? Size ne? Senin vazifeni anlatmaktı. Senin vazifen o kitapları vermekti. O, ondan sonra ben ona soracağım. Senin eline böyle bir imkan geçti. Bunu duydun. Niye aynı şekilde düzeltmedin vaziyetini? Bu kitabı duydun. Niye itibar etti okumadın? Hesabını o versin. O beni ilgilendirmez. Ama bana sorulacak soru da o. Bana sor. Herkes sorulacak. Mesela Allah rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi. Sonra Emel abiler. Ne dertlerini zoruydu? Ne dertler zoruydu? Aşiret mi besleyecek? diyor, öyle bir dertler de yoktu yani. Yani aile itibariyle nüfuslar çok mu kalabalık? Hayır öyle de değildi. Gayet rahat bir şekilde aynı şekilde bir tane ev alır gider bir ormanlık veyahut da deniz yanında. Ömrü tüketir giderdi. Ne derdiniz zoruydu değil mi bu kadar meşakkatı bu kadar zahmete katlanmasını. Ama diğerlerine vermediğini Cenab-ı Hak onlara vermiş. Yarın ahirette Allah-u Teala onlara da soracak. Sizin zamanınızda radyo vardı, televizyon vardı, gazete vardı, takvim vardı, internet vardı. Bunlar vasıtasıyla benim kullarıma niye ulaşıp da bu bilgileri ulaştırmadınız? Ne e, ee, Mübarek Hüseyin Hilmi Efendi'nin ne Enver abilerin ne diğer daha önceki aynı şekilde İslam alimlerinin böyle bir lüksü yok. Deme lüksü yok. Çünkü Cenab-ı Hak seçmiş, onun gözünü açmış, ona o şeyi ihsan etmiş. Onun için de e, ölünceye kadar çalışmışlar. Ve ölümüne çalışmışlar. Değil mi? Gayret etmişler. Ve biz Enver abi de yakinen de şahidiz. Onun için de e, onlar da o yaptıklarının karşılığını ahirette görecekler. Bu için evvel abiler çok titiz davranlardı. Hem yani Allah yarattığı sebeplerden hangi bir gevşeklik göstermeyi hiç tahammül edemezlerdi. Hüseyin Hilmi Efendi de öyleydi. Allah Teala rahmet eylesin. Şefaatlerin ailelesi tamam. inşallah Teala. Ya e dolayısıyla niye? Bu ayet kelime konusunda yakinleri vardı. Zerre kadar iyilik karşılık görecek, zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Öyle bir lüksümüz söz konusu değil. Bunun için de hepimizin, hepimizin önümüze şöyle bir yaptıklarımızı, ettiklerimizi önümüze koyup bir düşünmemiz lazım. Bir düşünmemiz lazım. Ya bunun neticesine Bana ne olacak? İleride ne olacak? Bu yaptıklarımın hesabını verecek mi vermeyecek miyim? Hani konun başında dediniz ya. Efendim böyle es geçilir mi? Acaba göz olur mu? Şey de e, Allah rahmet eylesin hemen haber bir gün hep hocamız derlerdi. Bir gün gittim dedim efendim siz bu kadar zahmet ettiniz, yoruldunuz ettiniz, senelerinizi, ömrünüzü verdiniz, bu kitapları şey yaptınız. E, ve bu kitapları dağıtan yayanlar var. Ee, onlara da ahirette aynı şekilde hani şefaat edersiniz. Buyuruyorlar ki karışım buyuruyorlar. allah Teala bize bu öyle bir imkan verirse Ya Rabbi ben bu hizmetleri tek başıma yapmadım. Arkadaşlarım vardı, yardımcılarım vardı. Onlarla beraber derim. Onları da isterim diye Rabbime arz ederim. Emel abiler böyle şey ama dedi. Emel abi uslu durmadı dedi. Yani hocamızı sordu dedi. Efendim işte demiş dediğiniz gibi. Efem ya böyle kıyıda köşede unutulan hani ya dalgınlığına işte falan öyle bir durum olursa falan yani diye arz edince mübarek buyurmuşlar ki kardeşim buyurmuşlar insanların işlerinde karışıklık olur. Allah-u Teala'nın işlerinde karışıklık olmaz. Hiç olmaz. Rahmetli babaannem böyle kariyerken... Ee, ...işte çocukluğum ilk okula mı, ne gidiyordum falan rüzgar da yoktu ama nasıl yağıyordu böyle Arkuvan'dan çıktığı gibi ee, yani 10 metre ilerisini göremiyorsun ince yağıyor ama o kadar şey ...iki 3 gün yağıyordu yoğun 2 ee, ee, metre falan oluyordu şimdi öyle karlar göremiyorsun rüzgarlı fırtınalı yağıyor o zaman öyle yağmuyordu ee, böyle bakıyorduk seyrededik şeyden... pencereden ...nenem rahmetli derdi ki oğlum derdi bunların her birini bir melek indirirmiş. Bakıyordum bakıyordum. Ne, ne derdim? Amma melek varmış ha. Bir indirene bir daha sıra gelmezmiş derdi. Bir indirene bir, bir daha sıra gelmezmiş. O zaman çocukluk halimle dikkat ediyordum. Ne ne derdim ya? Bunlar hiç çarpışmıyor, birleşmiyor. Yukarıda. Hiç. <laughs> trafik, Yoldan, trafik kazası olmuyor hiç. Trafik kazası hiç olmuyor. Yağmur tamiratı öyle. <laughs> Mesela fıkıh kitaplarında yazılı... Oruçluyken işte yağmur damlası veyahut da kar tanesi girse yutsan orucun bozulur diye yazıyor. Allah Allah diyorsun ya nasıl olur o? E şimdi bir meleğe vazife vermişler. Bu kar tanesi Osman'ın ağzına işte. <laughs> tam zamanında çıkarsın sen. Acele acele ya benim işim var dersin çıkarsın. Ağzını açarsın. Tam oraya gelirsin az dersin küt diye gelir o. Hiç şaşmıyor ama. Evet. Yağmur damlası da öyle. Hiç şaşmaz. Vaktinde zamanında gelir. Hatta ecel konusunda da işte takdim olmaz, tehir olmaz buyuruyor ya. Ecel geldiği zaman işte İmam-ı Rabbani Kutursa Esteri vefat etmeden önce bir abdest tazelemek istiyor. Sonra vazgeçiyor. Oğullar diyor ki babacığım ne oldu? Bana dediler ki abdest alacak kadar zamanın kalmadı. E İmam-ı Rabbani de çok büyük bir zat. Valla peygamber bize tanımadılar onu. Peygamberlere tanımıyorlar onu. Peygamberlere tanımıyorlar. Ama tamam önceden gelip izin istiyorlar o ayrı mesele. Ama vakti saat olduğu zaman Allah-u Teala'nın kanunu işler yürürlüktedir. Takdim olmaz, tehir de olmaz. Ne öne çekilir ne sonraya bırakılır. Ne öne geçirir ne de sonraya bırakılır. Dolayısıyla insanların her yaptığı, her söylediği ne yaptıysa ne ettiyse mutlak karşılığını bulacaktır. Mutlak. Hayırsa hayır olarak, mükafat olarak. Eğer şerse ceza olarak. Şeyde e, biz cezayı devamlı surette hep yapılan kötü bir işin karşılığı olarak değerlendiriyoruz. Başka ne var ki? Halbuki fakir kitaplarında falan ah, anlatırken ee, ceza biz suçun karşılığı olarak kullanıyoruz, suçun karşılığı yani. e, ceza yapılan işin karşılığı olarak anlatılıyor, suçun değil sadece. Hmm. Çünkü ceza ki Allahu hayran kettiğe ifadeleri geçiyor. Ne demek ne demek Allah Teala Teala sana hayırlı çok cezalar versin yani karşılık versin ceza ki hmm. hayran kefir genel olarak karşılık manasında o genel zaman. olarak karşılık manasında evet. kullanılmış Biz ama e, suçun karşılığı olarak kullanıyoruz evet. değil mi evet. yani, kötü bir şey olarak kötü kullanıyoruz bir şey olarak yani. kullanıyoruz ama kitaplarda ceza hayran kefir ifadesi geçiyor yani Allah Teala sana hayırlı karşılıklar versin manasında Dolayısıyla e, mutlak herkes yaptığının karşılığını yaptığının söylediğinin karşılığını ne yaptıysa ne ettiyse onu görecek şeyde e, Nenem rahmetli anlatırdı. Ben onu Emel abilerden de duydum. Onu da nenesi anlatırmış falan diye. Şimdi e, bir kadıncağız biraz cibriymiş. Vefat etmiş bu. Vefat etmiş. İşte cenazeyi yıkanmış, kefenlemiş. tabuta kaldır götürürken gelini varmış gülmüş. Cık. Demişler ya Allah ilini versin tamam gelin kaynana aranızda mı demiş cenazede gülmüyor yok demiş ben ona gülmüyorum. Demiş mi? eli sıkıydı. ...bir sefer bir soğan verdiydi. Baktım o soğan arkasından gidiyor. <laughs> so so soğan arkasından gidiyor. Yani e, ne verirsen elinle o da gider seninle derler ya. Aynen öyle. Aynen. Yani iyilik yaparsan da kötülük yaparsan da... ...mutlak bunun karşılığı önümüze çıkacak mı çıkacak. Peki efendim. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyenler Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz şimdi. E, konumuzu şöyle hatırlayalım isterseniz. E, birinci bölümde Osman Ünlü hocamız e, herkes yaptığının karşılığını mutlaka görecektir. Hatta e, bizim sorumuz üzerine en küçük bir şey bile olsa, bir söz bile olsa, bir hareket bile olsa bunu mutlaka karşılığı olacağını bize anlatıyordu. Buyurunuz efendim kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi o Bey bir e, uzun bir böyle bir merkebe hadise anlatılıyor kitaplarda da. Anlatan da Amr bin Dinar Hazretleri. Buyuruyor ki bu zat. Önceki ümmetlerden birisi bir deniz sahiline gider ve orada yüksek sesle oradakilere. E, beni gören kimse bir başkasına asla zul, zulmedemeyecek diye bağıran bir kimseyi görür. Allah Allah der ya. O adam niye böyle bağırıyor ki? Ve yanına yaklaşır. Der ki, ey Allah'ın kulu sen ne demek istiyorsun? Yani beni gören bir daha zulmedemeyecek diyorsun da ne demek istiyorsun? Ne oldu ki diyor böyle söylüyorsun. Yani kendinden çok eminsin. Niye öyle olsun yani? Niye öyle olsun? Bunu üzerine o kimse başından geçenleri şöyle anlatır. Beni gören bir daha zulmedemeyecek diyeyim, kim, diyen kimse başından geçeni şöyle anlatır. Ben diyor bir zamanlar o zamanın emniyet mensuplarından birisiydim. Bir gün bu deniz sahiline geldim ve balık tutan birini gördüm. Tuttuğu balığı bana hediye etmesini söyledim, razı olmadı. Satmasını istedim, yine kabul etmedi. Ben de kızdım ve döverek balığı zorla elinden aldım. Evet. Balık canlıydı. Eve yaklaştığım bir sırada balık parmağımı kaptı. Parmağımı kurtarmak için yere atmak istedim fakat bırakmadı. Hemen acele eve girip içeridekilerden yardım istedim. Onlar da uzunca bir zaman uğraştılar. Neticede zorlukta parmağımı kurtardık. Lakin parmağım şişti. Balığın dişlerinin izleri göz göz açıldı. Bunun üzerine iyi bir doktora tabibe gittim. Parmağımı görünce bu kangren olmuş. Eğer kesilmez helak olursun dedi ve parmağımı kesti. Bu defa hastalık elime sıçradı. Tekrar o doktora gittiğimde eğer elini kesmezsek helak olursun diyerek Rızam üzerine elimi de kesti. Bu defa hastalık koluma geçmişti. Yine doktora koştum. Hastalığın kola yayılmış olduğunu söyleyip kolumu da kesti. Hastalık bu defa pazuma çıkmıştı. Korku ve şaşkınlıkla evimden çıktım. Deli gibi koşuyor ve hayvanlar gibi bağırıyordum. Yorgunluktan bir ağacın gölgesi altına uyuyakalmışım. Rüyamda birisinin benim yanıma geldiğini gördüm. Bana senin uzuvların kaç kere kesildi ve parça parça atıldı. Hakkın sahibine hakkını sahibine götür ver. O zaman kurtulursun dedi. Uyandığımda aklım başıma geldi. Hak sahibini hatırladım. Bu bana Allah Tayland'dan gelen bir ceza idi. Hemen deniz kenarına gittim ve balıkçıyı buldum. Ağını denize atmıştı. Onu çekinceye kadar bekledim. Çok balıklar çıkardı. O zaman balıkçıya seslenip. Efendim ben senin kölenim dedim. Bana dönüp sen kimsin dedi. Ben de efendim falan zaman sizi dövüp zorla balığınızı gasp eden kimseyim, de, kimseyim dedim. Sonra ona kolumu gösterdim. Onu görünce böyle beladan Allah-u Teala'ya sığındı. Sen şimdi serbestsin gidebilirsin dedi. Ayrılmak istedim bana dur dedi. Sonra bir balık için sana bedduada bulunmuştum. Kolunu geri veremem ama diyerek beni elimden tutarak evine götürdü. Oğlunu çağırıp bahçedeki bir yeri gösterip orasını kazmasını söyledi. Oğlu orasını kazınca içinde 30 bin dirhem olan bir kase çıktı. 10 bin dirhemini bana verip bunlarla ihtiyacını gider dedi. Sonra yine bir 10 bin dirhem daha verip bunları da komşularına ve akrabana dağıt dedi. Ben ayrılak, ayrılmak istediğimde ona Allah için bana söyler misin nasıl bir dua etmiştin dedim. O da bana şöyle dedi. Sen beni dövüp balığı zorla aldığında çok gücüme gitmişti ve acizliğimden ağlamıştım. Sonra da ya Rabbi onu da beni de sen yarattın. Onu kuvvetli, beni zayıf kıldın. Sonra onu bana musallat eyledin. Onun zulmünü benden geri çevirmedin. Beni de onun zulmüne mani olmaya kuvvetli kılmadın. Kudretin hakkı için onu aileme ibret, aleme ibret olacak hale koy dedim. Günlük var ya tabii. Ve bu hale geldim ben diyor. Adam mazlum. Evet. Mazlummuş demek. Onun için de zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var sözünü unutmamalıdır. Evet. Herkes ne ekerse onu biçer ve yaptığının karşılığını bulur. Eden ettiğinin karşılığını mutlaka görür. Bu değişmiyor mu gayri? Ben yaptım yarım kar kalmaz. Gene bu adam şanslıymış. Amr bin Dinar Hazretleri'nin anlattığı bu hadisedeki o emniyet mensubu yine şanslıymış. Hayırlı bir iş yapmış ki allah Teala dünyada vermiş. Bir kolla kurtarmış işi. Ya ahirete e, intikal etseydi o. Ne kolu bütün beden aynı şekilde. Ve ne sonsuz. Allah saklasın eğer imansın, iman götürürse sonsuz orada kalırdı. Sonsuz orada, orada kalırdı. Mesela kitaplarda anlatırken ibadet kulluk etmek, tapınmak, insanın kendini aşağılaması, alçaltması demektir. İbadet Allah'ın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur buyuruyor. Patron beni görsün Müslüman sansın diye ibadet ediyor. İyilik etsin falan diye. ...onun bir faydası olmaz. Şeyde Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın... ...bine yakın kölesi varmışmış. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh... ...Hazreti, Hazreti Ömer'in oğlu. Oğlu. Fakat... ...durmadan bunları azat edermiş. Devlet başkanı. Devlet başkanı değil. Başkanı değil. değil. O, o, e, Ömer bin Abdülaziz hazretleri. O torunu değil ha, mi? Torunlarında. Kız tarafı. Evet torunu. Tamam. Özür dilerim. Karıştırdım. <laughs> Durmadan bunları aynı şekilde e, azat edermiş. Azat etmesinin sebebi de Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, buyuruyorlar ki bu dünyada hesabı görülenlerdendir. Niçin diyorlar? Çünkü bu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a zeddir gibi dua edermiş. Ya Rabbi benim cismimi, bedenimi cehennem kadar büyüt, cehenneme koy Muradın hasıl olsun diğer kulların girmesin. Hadi şerte geçiyor bu. Hadi şerte geçiyor. Bir gün buna demişler ki, hem demişler? Sizin zaafınızı bildikleri için köleler senin yönünde ibadet yapıyorlar. Oruçlu olduklarını şey yapıyorlar, iyilik yapıyorlar. Siz de onları o hale görünce azat ediyorsunuz. Benim bir zararım olmaz ki buyuruyor. Benim bir zararım olmaz. Evet. <laughs> Yani onlar seni kandırıyor. Yok ben beni kandırmıyor. Ben Allah için azat ediyorum onları. Allah için azat ediyorum. Ama ne niyetli yaptıkları ya görülecek. O ayrı mesele. Onların kalbi beni ilgilendirmez. beni ilgilendirmez. <laughs> ee, ama kazanan burada kim? Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a. O kazanıyor. O kazanıyor. E peki ibadeti başkasına aynı şekilde gösterişin yaparsa Allah Teala muhafaza buyursun. Dünyada riya ile ibadetlerine kıyamet günü ey kötü insan bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettinse sevaplarını onlardan iste denir. Bir hadise anlatılmıştı. İslam ve toplumda da zaman zaman anlatıyor da çok hoşuma gidiyor. Şimdi adamcağızın birisi vaktiyle şimdiki tabii vasıtalar olmadığı için at eşek bulursa ne hala bulamazsa yani. Bu yayan seyahat ediyor bir yere gidiyor. İşte akşam üzeri bir kasabaya girmiş demiş. ...bu gece burada kalırım, o zaman camiler falan açık... ...camiye demişim, ben akşam namazını gideyim... ...beni demiş orada gören olur... ...yolcu diye evine götürür... ...veyahut da yiyecek getirir, karnımı doyururum... ...camide de işte itikafa niyetlere yatarım... ...fakat akşam namazını kılmış... ...kimse bunu götürmemiş... E, ...demiş belki da götürürler diye... ...akşamda yatsı arası bu gene... ...ibadet etmeye devam etmiş... E, ...yatsı olmuş gene kimse çağırmamış... ...bu gitmiş, herkes gitmiş... ...tabii karanlık, bu uyku çöktür... ...tam hani, e, yatacak... ...açlıktan da... E, ...son cemaat mahallinde tıkırdılar duymuş... ...aa demiş birisi geldi demiş... ...beni demiş ibadet ederken görürse bir yiyecek, bir yiyecek falan getirir diye... ...bu başlamış ibadet etmeye... ...et, et, et, et seher vakti... ...ve şafak söküyor... ...şafak söktükten sonra dönüp arkasına bakıyor ki... ...son cemaat mahalline bu koyun girmiş... ...çıkamamış hayvan... ...sabaha kadar orada takır tıkır, <laughs> takır tıkır <laughs> sesler çıkarmış... <gülüyor> ...ve... <gülüyor> Kendisi anlatıyor bunu. Bir utandım, bir utandım ki diyor. Sabaha kadar diyor bir koyun için ibadet etmişim. <laughs> ya bunlar kitaplarda yazılı. Şimdi insan hoşuna gidiyor şimdi. Ya hakikaten ha bir koyun için, ha bir insan için. Ne fark eder yani? Değil mi? Evet. Ne fark eder? Halbuki allah Teala için olmalı. Her işte nefsin arzusuna uymak, nefse tapınmak olur. Nefsine uyan küfre veya bir de sahibi olmaya yahut ee, fıska yani haram işlemeye başlar. Zira nefse uymak İslamiyet'e uymaya mani olur. Bir kimse hep nefsinin istekleri peşinde koşar ve nefsinin isteklerine kavuşabilmek için her şeyi yapıyorsa bu kimse nefsinin esiridir, kölesidir ve nefsine tapmaktadır. Allah rahmet eylesin. Evvel abiler insan ya allah Teala'nın kuludur veya nefsinin, nefsinin kuludur. kuludur. Üçüncüsü yok <laughs> diye anlatıldı. Evet. Hakikaten öyle. Herhangi bir kimsenin sözlerine uyarak İslamiyet'in dışına çıkmak onun sözlerini kitap ve sünnetten üstün tutmak, o kimsenin kölesi olmak ve ona tapınmak demektir. O da tehlikeli. O da tehlikeli. Bunun için insan neyin esiri, kimin kölesi ve kulu olduğuna dikkat etmelidir. Ebu Ali Dekka Hazretleri nasihat isteyen birisine hitaben sen kimin esiri ve mülküysen onun kulusun. Eğer nefsinin esiri ve mülküysen nefsinin kulusun. Eğer dünyanın esiriysen dünyanın kulusun ve kölesisin buyurmuştur. Şakiki Berhi Hazretleri'nin tövbe etmesine bir putperest sebep olmuştur buyuruyor. Ticaret için Türkistan'a gittiğinde merak sebebiyle puthaneye girmiş. Ve bir puta isteklerini yan ayakla anlatan putpereste hitaben... ...seni ve her şeyi yoktan var eden a al alim ve kudretli bir yaratanın var. Sana hiçbir fayda ve zarar olmayan puta tapacağına Allah-u Teala'ya ibadet et der. Bunun üzerine putperest... Eğer söylediğin ise o sana senin memleketinde rızık vermeye kafi kadirdir. Madem öyledir niçin ta buralara kadar geldin deyiverir. <laughs> <laughs> Söyleyene değil söyletene <laughs> bak derler ya. Şakiki Belhi Hazretleri bu söz üzerine derin düşüncelere dalar ve Bel şehrini yolunu tutar. Yolda bir mecusi ile yolculuk yapar. Mecusi Şakiki Belhi Hazretleri'nin tüccar olduğunu öğrenince... Eğer kısmetin olmayan bir rızık peşindeysen kıyamete kadar gitsen onu ele geçiremezsin şayet kısmetin olan bir rızık peşindeysen onun arkasında koşmana lüzum yoktur. Çünkü sana ayrılan rızkın seni bulur der. Birisi putperest birisi mecusi söylüyor bunu. Bu söz Şakiki Belhi Hazretleri'ne hayran kalır. Dünyaya karşı meyli azalır, ayrı için çalışacağına söz verir. Bu düşünceyle Bel şehme gelir, Belt'te ise müthiş bir kıtlık vardır. İnsanlar yiyecek şey bulamazlar. Bu yüzden kimsenin yüzü gülmemektedir. İnsanlar bu haldeyken Şakir Kibeli Hazretleri çarşıda neşeli bir köle görür. Ve ona ey köle herkes üzüntü içindeyken senin neşene sebep nedir diye sorar. Köle de der ki niçin üzüleyim? Benim efendim çok zengin bir kimse. Beni aç çıplak bırakmaz ki verir. Bunun üzerine Şakir Belhi Hazretleri ama ya Rabbi az bir dünyalı olan şu zenginin kölesi böyle neşeli. Halbuki sen bütün canlıların zıtlarına kefil oldun. Biz niçin kan ve keder içinde olalım diyerek yüzünü ahirete çevirir ve İbrahim Et etem Ethem Hazretleri'nin sohbetlerine başlar. Ondan feyiz alarak olgunlaşır. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. E şimdi... E, işte tabi ihsan ilahi. Ne yapıyorsun? Puta tapıyordun. Eline ne geçecek? Cehennem. Ateşe tapıyordun. Eline ne geçecek? Ateş. E peki Müslümanım efendim. E o zaman da soruyorlar. Namazı niçin kıldın? Kimin için kıldın? Ne için kıldın? Orucunu için tuttun? Kimin için tuttun? onda soruyorlar. Böyle boş geçmiyorlar. Hani din büyüklerinin hayatlarında menkıbelerinden kesitler naklederken bunlar bir şey anlatıyorlar. Yüzünü ahireti çevirdi buyuruyorlar. Bak putperestin sözünü ya putperest boşver demedi. şak Kibeli Hazretleri. Mecusi böyle söyledi demedi. Söyleyene değil söyletene bak dedi. Doğru söyleye dedi. Köle dedi benim efendim zengin ben niye üzüleyim diyor. Allah Allah. Ya o, o zenginin de sahibi, kölenin de sahibi Allah Teala. Ve Allah Teala buyuruyor ki ben razakım. Rızkı ben verdim. Ben diyor niye niye böyle söyleyeyim? Niye düşüneyim? on sana tamamen kendisini yüzünü ahirete çeviriyor. Allah Teala'ya dönüyor. ...Ebul Abbas Mursi Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki evliyalık yolunda bulunan bir kimse ortaya çıkmak, meşhur olmak, herkes tarafından tanınmak isterse şöhretin kölesi olur. Hadi buyur şimdi. Herkes yaptığının karşını görecek de. Efendim ben evliya olmak istiyorum. Niye? Niye? Niçin? Niye istiyorsun? Niçin istiyorsun? Ebu Labbas Mürsi Hazretleri diyor ki... ...herkes tarafından tanınmak istersen... ...bu sefer de şöhretin kölesi olursun diyor. Şöhretin kölesi olursun. Gizli kalmayı bilinmemeyi isteyen... ...gizliliğin kölesi olur. Şimdi İnsan tabii şaşırıyor bu zatların ya. Açığa çıkmak istersen böyle tehlike var. <laughs> gizli kalırsan böyle tehlike var. Kim de allah Teala kul olmak arzunda ise ve başka bir niyeti yoksa bunun için meşhur olmak ile gizli kalmak aynıdır. Allah şey yapıyorum diye beni yani diyor. Gizli kalayım veya şey yapayım bana yok. Öyle bir derdi yok yani. Niçin talep ettim bunu? Rabbime yakın olmak için. Bitti. Bitti. Yani ibadetlerde, taatta, hayır hasenatta, söylediklerinde, yazdıklarında, tuttuklarında, gördüklerinde, işittiklerinde. Ama ne varsa, ama ne varsa hepsinde, hepsinde işte o niçin sorusuna cevap hazırlamak gerekiyor. Niçin sorusuna. Onun için de kitaplarda Allah rahmet eylesin de hep e, naklederler de anlatırlar da e, kitaplarda e, insan ya kendisi gibi yaratılmış olan bir varlığın esiri kölesi kuludur veya her şeyin sahibi yaratan olan Allah'a kuludur. Tercih insan kendisine bırakılmış. Nereye kul olmak istersen serbestsin. Ama bir gün bunun hesabı olacak. Herkes dünyada yaptığı tercihe göre ahirette hesap verecektir. Bunun istansı yok. Üçüncü, e, üçüncü bir tercih de yok. Yok. Bu ikisinden bir kime kul olacaksın? Evet. Kararını ver. Kararını ver. Dünyada vereceksin bunu. Evet. Öbür tarafta vermenin bir e, faydası da söz konusu değil. Ah ben çok bir şeyim. Yemin billah ediyorum bak. Bir daha yapmayacağım. Ya. geçti diyecekler. Hatta şeyde kitaplarda anlatılıyor da kafirler cehennemde o cehennemin şiddetli azabı karşısında oradaki melekler diyeceklermiş ki bizi dünyaya tekrar gönderin. Alnımızı secdeden kaldırmayacağız. Cevap bir ahmaklar oradan geliyorsunuz ya derler diyeceklermiş. Oradan geliyorsunuz ya. Size de, size de, bunlar bildirildi. Bildirildi. Siz alnınızı secdeye koymak şöyle olursun. Alnı secdeye koyanlarla aynı şekilde katletmeye, öldürmeye, onları yok etmeye, Allah-u Teala'nın dinini ortadan kaldırmaya çalışıyordunuz. Şimdi bu azabı görünce, aa diyeceksin biz akmış falan. Tabi bazıların hatırına gelebilir. Acaba onları görseydi falan. Gördüğüne inanırdı halbuki Allah-u Teala kayba iman emretmiş. Görmeden inanmaya. allah Teala rahmet eylesin. O nenemler kuşatlar ne güzeldi yani. Hani koca karı iman ediyorlar ya. Ee, ...görmüş gibi bilir ve inanırım ki diye başlarlardı. Görmüş gibi bilir <laughs> ve Bekir inanırım ben. ki. Görmüş gibi bilir ve inanırım ki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki... allah Teala buyuruyor ki... ...benim şerikim ortağım yoktur. Başkasını bana ortak eden sevaplar ondan istesin. İbadetteniz ihlas ile yapınız. allah Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Onun için de... ...onun için de elle, dille, gözle, kulakla... ...ayakla, malla, makamla, mevkiyle... ...ne yaparsa yapama. Ne yaparsan yap. Niyet düzgün, neticede düzgün olur. Niyet hayır, akıbet hayır olur. <laughs> hayır olur. Niyet bozuk, akıbet de bozuk. Neticede bozuk çıkar yani. Ha, e, efendim işte benim niyetim çok. Ben bilemem. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Biz ikimiz de işte biz çok mübarekiz de falan uçuyoruz da kaçıyoruz da falan. Onlar bizi üstüne eder. Onlar da anlatıyorlar. Biz de çok mübarekiz de uçuyoruz da kaçıyoruz da biz de onları üstüne ederiz. Tamam. Daha doğrusu biz onları kandırırız. Onlar da bizi kandırır. İnsan olarak biz hepimiz birbirimizi kandırabiliriz. Ama Mustafa Bey hiçbirimiz ama ne dinleyici ne izleyici ne sunucu munucu falan neyse e, konuşmacı hiçbirimiz Allah-u Teala'yı kandıramayız ki. Yalan söyleyesin derse tir tir titriyor Evliya-i bunun içinde. Kalpleri bilen de o. Kalpleri bilen de o. Şeyde Davut Aleyhisselam bir gün arz ediyor Allah-u Teala. Ya, ya Rabbi diyor. Adem Aleyhisselam'ı çok seviyorsun. Böyle sevmenin övüyorsun da. Sebebi neydi diye. Buyuruyor ki ya Davut. O verdiğim nimetlerin hepsini benden bildi. Kendinden bilmedi. Şükret de buyuruyor. Onun için benim indimde kıymetli oldu. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam. Ya Rabbi diyor şükretmesini de seni öğretiyorsun ki biz diyor bilmeyiz ki şükretmesini. Onu da sen bildiriyorsun. Yani. Onu da sen bildirdin. <laughs> Ve allah Teala buyuruyor ki şimdi sen de şükretmiş oldun buyuruyor. Şimdi sen de şükretmiş oldun. Hani e, Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala ben diyor bu yolu bilmiyordum. Bana hocam onlar Efendi Hazretleri diyordu Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri için ben bu yolu bilmiyordum. Ben hani akıl, zeka, hafıza, çok yüksek. O ne yapar insanı? Kibirli yapar. Kendileri de öyle bulmuşlar. Ben hocamı, Efendi Hazretleri'ni tanımadan önce kibirli kendini beğenen birisiydim kardeşim buyurmuşlar. Bize işte talebelerinde bazıları Efendi Baba, bazıları da Efendi Hazretleri Hüseyin Hilmi Efendi, Efendi Hazretleri derdi. Efendi Hazretleri bize makas değiştirdi. Ben bu yolu bilmiyordum. Efendi Hazretleri'nin gösterdiği yolu bilmiyordum. Onun için bu yolda elime beş kuruş kese hocamdan bilirim buyuruyor. Hocamdan bilirim. E, dolayısıyla e, şimdi peki hocası o da kendi hocasından biliyor. O o kendi hocası. O gün ta Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahiplenmiyor. Beni Rabbim terbiye etti buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti. Dolayısıyla şunu nakledecektim de. Yarın mahşer günü. Ya Rabbi ben çok namaz kıldım. Ya Allah da derse, derse, ki. kolum senin zamanda ne kadar insan var? Yedi milyar. Kaç namaz kılıyordu? Çok azı. Ve kaç aynı şekilde şarttan eriyor? Çok azı. Azın azı. Nazı. Ben vermeseydim namaz kılma gücünü, kuvvetini, sevgisini, muhabbetini sen namaz kılabilir miydin? Çünkü senin zamanında bir sürü insan vardı namazla alay ediyordu. Onlar da insan. Sana vermeseydim yapabilir miydin? Yani Allah-u Teala'nın ihsan ettiğini Allah-u Teala'nın önüne koymak da aynı şekilde. Hani evliya-i kiramın, din büyüklerinin hayatlarını okunca... ...insan böyle eli ayağı dolaşıyor. Yani neyi koyacaksın şimdi? Ben yaptım demek de çok ayıp bir şey yani. <laughs> neyi diyeceksin yani? Neyi koyacaksın? O zor bir hadise. Onun için de ayet-i kerimede başlangıçta gibi yana bakın koyduğu bir kanun var. Zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de karşılık görecektir. Onun için Anadolu'da bir tabir var. Takkeni önüne koy bir düşün. Bir düşün. Artıların ne, eksilerin ne? Kârda mısın, zararlı da mısın? Hani İmam-ı nefis muhasebesi olarak anlatmış ya mübarek. Dolayısıyla hepimiz bu muhasebeyi yapmakla mükellefiz. Kârda mıyız, zararda mıyız? Yaptığımız her şeyin iğneden ipliğe hesabı sorulacak. Ya mükafat olarak dönecek bize veya ceza olarak dönecek. Allah Teala sorumuzu ayrı eylesin inşallah. Amin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı